Kur'an'ın mesani, çift kutuplu oluşu. Zümer suresinin 23. ayetinde Kur'an'a ilişkin muhteşem bir sistem ismi verilir. Kur'an'da bir sistem vardır. Bu Kur'an'ın sistemi, Kur'an'ın üslubu, methani. Ne demek bu? Çift kutuplu. Aslında kelime anlamı ikişerli demek. Zümer suresinin 23. ayetinde. Yaratılışın yasasıdır bu aslında. Her şey zıttıyla kaim. Methani oluş sadece Kur'an'ın üslubu değil, yaratılışın yasasıdır. Her şey zıttıyla kaim. Allah neyi yarattıysa o çifttir. O birden fazladır. Yaratan tektir, yaratılan çoktur. Bunu anlayalım artık. Yaratanı çoklamak nasıl şirkse, yaratılanı teklemek de öyle şirktir. İnsan iki tür şirk işler. Bir, yaratanı çoklayarak, ona ait sıfatları yaratılmışa yakıştırarak işler. İki, yaratılanı tekleyerek. Falanın eşi benzeri bulunmaz. Falan olmazsa biz olmaz. Olmayız. Falan gitti mi işte beka sorunu başlar. Yok. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla yaratanı çoklamak nasıl şirk olursa yaratılanı teklemek de öyle şirk olur. Fizik, kimya, biyoloji, atom, asit, gen, elektrik, manyetizma. Gördüğünüz gibi hepsi çiftlerin korelasyonu. Harika bir korelasyon. Çiftlerin uyumu. Hatta bazen zıtların uyumu. Çünkü ezdat olarak da gelenler var, ezvac olarak da gelenler var. Çift kutupluluk iki türdür. Ezvaç olanlar eştir, ezdaat olanlar zıttır. Ne gibi? Erkekle dişi ezvaçtır. Bu harika. Erkek dişi sadece insan türünde değil, hayvan türlerinde de geçerli. Gördüğünüz gibi tüm çift hücreli varlıklarda geçerli. Efendim, ezdaat olan nedir? Gece ve gündüz. Gece varsa gündüz gitmiştir. Gündüz varsa gece. Hak ve batıl. Hak ve batıldan ezvac olmaz. Hak ve batılı zevce yaptın mı ne doğar? Nur topu gibi bir şirkiniz olur. Dolayısıyla hak geldi, batıl zahil oldu. Hak gitti, batıl geldi. Bu ezdattır, zıtlardır. Dolayısıyla fizik öyledir. Bakınız, maddenin temeline inelim. Madde atomlardan meydana gelmiştir. Tüm gazlar da dahil buna. Tüm kainattaki tüm maddenin ki biz de atomlardan meydana geldik. Bizim de temel taşımız atom. Ama bizi canlılığa bağlayan temel taşı atom değil. Onun üstüne çok özel bir şey koymak lazım. O hücre. Onun için nedir? Atomun en temel iki bileşeni var. Bir proton, bir nötron. Dolayısıyla elementler İşte bunların değişimiyle oluyor. Sayı değişti mi bir element kazanıyorsunuz. Muhteşem. Onun için hidrojen tek protonlu. En hafif element. Hemen iki tane proton olduğu zaman ne oluyor? Helyum. Üç tane proton olduğu zaman lityum. Dört tane proton olduğu zaman berilyum. Beş tane proton olduğu zaman bor. Öyle devam ediyor. Her biri ayrı bir nimet oluyor.